Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle Yıldız modeli ile yaptığımız küçük çantamızla birlikte olacağız. Çantamızın e, kullanım amacını sadece telefonumuzu taşımak için değil de e, ufak tefek eşyalarımızı koymak için de tasarladık. E, umarım beğenirsiniz. Şöyle ölçülerini sizlere bir göstermek istiyorum. Yukarıdan bir uçtan bir ucu ölçtüğümde 17 santim. Enine baktığımız zaman ise 14 santim olduğunu görmekteyim çantamızın. Çantamızı örmek için bir tane parlanta ipimizi kullandık. Ondan da epeyce kaldı. Daha uzun da örebilirsiniz ya da birazcık daha geniş yapabilirsiniz bir tane ipten. Evet şimdi aşağıdan başlayarak ördüm çantamı yuvarlak bir şekilde ördüm. Yani şöyle elipsiz şeklinde ayarladım. Ve hep aynı şekilde turlarımı yaparak ördüm. Ee, en son sık iğne ile bitirdim. Daha sonrasında önden yani arkadan öne doğru bir ilik çalışması yaptım. Herhangi bir şekilde çantamızın içinde olanları muhafaza etmek için yani herhangi bir şekilde dökülmesini engellemek için. Ön kısmına da bir tane düğmemi diktim ve iliğimle bu şekilde çantamı kapadım şöyle içerisine malzemelerimi koyacağım kenar kısmına ise bir kenardan diğer kenara karşılıklı şu şekilde epeyce uzun olan kulbumu da ördüm ve çantam bu şekilde tamamlandı Örmesi gayet kolay ve zevkli Dilediğiniz renklerle örebilirsiniz Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çantamızın yapımına geçelim kolay gelsin Çantamı örmek için gri ipimi kullanıyorum. Nako'nun pırlanta serisinden 100 gram 225 metre olan ipim e, renk numarasını şöyle söylemek istiyorum renk numarası 130 2.5 numaralı tığımla örmeye başlıyorum. Hemen zincirimizi çekelim biraz çanta tam telefon kılıfı değil İçerisine cüzdanımızı şarjımızı koyacağımız bir çanta formatında ölçülerinde örmek istiyorum ona göre zincirimi çekerek başlıyorum. Düğümümü attım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 ve 30. Şöyle olduğunda yeterli olacaktır. Biraz da bunun açılacağını hesaplarsak, dilerseniz yeterli değilse 30, 35 yapalım, 31, 32, 33, 34 ve 35 son olarak kalsın. Bu şekilde zincir olarak değil santim olarak ölçüsüne bakalım. Zincirimin başladığı noktadan şu şekilde tutuyorum ve toplamda 12 buçuk santim olduğunu görüyorum. şurada bakınız, tam 12 buçuk santim çantamızın genişliği olacak şöyle eni bunu biraz daha ördükçe genişleyeceğini hesaba katalım 14 santimi bulabilir ona göre ayarlamamızı çalışalım yapalım. Şimdi son zincirimden önceki bakın son zincirimden önceki zincirime gelerek bir tane sık iğne batıyorum örüyorum yanındakine batıyorum yanındakini örüyorum zincirimin tamamını sık iğne olarak örüyorum. Başa kadar geldim. Birer birer sık iğnelerimi ördüm. Zincirimizin ilk bulunduğu noktaya 1 2 3 3 tane sık iğnemi örüyorum ve karşısındaki ilk sık iğnemin olduğu bölüme gelip batıyorum. Yani burada biterken son olanı hepsinin birer birer karşılığına denk gelen yerlere sık iğnelerimizi örerek diğer başa kadar ilerliyorum. Sadece sık iğnemi yapıyorum. Karşılıklı. Her birinin karşısına birer sık iğnemizi örelim. Dönüşte sadece 3 tane sık iğne burada arttık diğer tarafa doğru örmeye devam ediyorum sık iğnelerimi örerek tamamladım tam diğer köşemizdeyiz bir tane iki tane 3 tane sık iğnemi örüyorum. Diğer tarafa geçişimi yapıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra diğer sık iğnelerimi de örerek devam ediyorum. Üzerine yine sadece sık iğne olarak batıyorum. İkinci sıramıza da başladık. Çantamızın tabanı için sık iğnelerimi örüyorum. dönüş yerine kadar geldim 3 tane artmıştım buradaki 3 tane artış yerine ikişer ikişer batıyorum ve son artışımı yapıyorum burada bir aynı yere bir daha batıyorum 2 bir diğerine bir batıyorum aynı yere bir daha giriyorum toplamda iki defa artış yaptım üçüncü artışımı yapıyorum bir aynı yere bir defa daha atarak örüyorum ve devam ediyorum birer birer burayı 2-2 iki iki battım 6 oldu uzun yüzeyimizi ise birer birer örelim düz yüzeyi örerek geldim uzunu birer birer sık iğnemle burada ikişer ikişer ördük 6 tane yaptık 3 tane sık iğnemi yine ikişer defa örüyorum bir tam dönme yerimizde aynı yere batıyorum 2 ortadakine bir battım bir tane daha aynı yere girdim çift ördüm 2 Şöyle üçüncüyü de örüyorum. Bir ve iki. Artışlarımızı yaptık. Şimdi diğer yöne doğru birer birer örerek sık iğnelerimi ilerliyorum. Sadece bu kısa kenarlarda 3 tane artışımızın ikişer ikişer üzerlerine battık. 6 yaptık. Burayı da aynı şekilde ikişer ikişer battık. Şuradaki gördüğümüz bölümümüzü birer birer örerek ilerleyelim. Tabanımızın altının uzun kenarını birer birer sık iğne örerek geldim. Yine dönüşün olduğu bölümdeyim. 3 tane sık iğne örmüştüm. Buranın her birine ikişer defa batıyorum. 1 aynı yere bir daha batıyorum. 2 Bir sonrakine bir battım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 3. ve son 1 ve 2 aynı yer ikişer ikişer battım ve artışımı yaptım şimdi bir üst sıraya geçişimi yapıyorum şu şekilde batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum katın bir tanesini örüyorum bakınız katın bir tanesini örüyorum hemen önce dibine batalım katın bir tanesini alıyorum tek seferde çekiyorum doluyorum tek seferde çekiyorum Araya giriyorum. Tek seferde araya giriyorum. Bu kez toplu batmıyoruz. Araya girerek batıyoruz. Başlangıç yerime kadar her birini birer defa örüyorum. Dönüş yerlerimizde bu şekilde örülecek. Artık artışımızı yapmıyoruz. Bu sıradan sonra modelimizi uygulamaya başlıyoruz tabanımız yeterli zaten küçük bir çanta öreceğiz öyle olunca daha fazla taban genişletmeye gerek olmayacak birer birer ördüm dönüşümde de yine doluyorum şu şekilde batıyorum alıyorum hepsini birer örüyorum artık artmamız yok birer birer ilerlemekteyim. Başa kadar devam ediyorum. Katın birine giriyorum. tavanımızı tamamladım santim olarak ölçüsüne bakmak istiyorum bir uçtan diğer uca tam 14 santim alt şimdi modelimize uygulamaya başlayabiliriz bitişte başlangıç noktasındayım şöyle en son çektiğim yerdeyim bakın en son tığımın başını doluyorum katın birini alarak kapatıyorum bir tane zincir çekmiştim aradan giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum hemen dibine batıyorum bir defa alıyorum bakın 3 zincir çektim başını doladım bir defa çektim tekrar tığımın başını doluyorum bir atlıyorum 2 atlıyorum üçüncüye gelerek batıyorum battım ve bir katını ördüm toplamda tığımda 1 2 3 4 5 tane ilmeğim var ve iki tane de atlanılmış trabzanımız var ya da çakma sık iğne diyebiliriz iki tane atladım hepsini aynı anda çekiyorum bir zincirle kapatıyorum atlamış olduğu iki trabzanımı arkadan örüyorum önce birincisini örüyorum bakın arkadan kolaylıkla örülmekte ikili trabzan şekliyle örüyorum bir şöyle alalım İki defa da kapatıyorum yanındakine giriyorum evet, yanındaki bakınız şöyle arkadan çok daha kolay görülmekte bir ve iki bir tane ilmeği burada var yine aynı işlemlerimi tekrar ediyorum tığımın başını doluyorum hemen dibine bakınız yıldız öreceğimiz için uzağa değil hemen dibine aynı en son battığım yere gelerek batıyorum bir defa örüyorum 3 ilmeğim oldu Tığımın başında doluyorum, bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum ve bir katını örüyorum. Toplamda tığımda beş tane ilmeği görüyorum. Beşini aynı anda çekip bir tane zincirle kapatıyorum. Gördüğüm iki tane trabzanımı ardından girerek örüyorum. Bir ve iki. Diğer ikinciyi de ardından giriyorum atladığım yerleri örüyorum. Bakın şu şekilde yıldızımın birer e, bacaklarını ördüm. Tekrar çalışalım. Tığımın başını doluyorum. Yıldızımın yani en son battığım yere batıyorum. Bir katını örüyorum. Tığımın başını tekrar doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncüye batıp bir katını örüyorum. Beş tane ilmeği tığımda görüyorum. Aynı anda çekiyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Altta iki tane atladığım trabzanın Önce ilkine giriyorum, sonra ikincisine giriyorum, ikili trabzan şekliyle örüyorum. Tığımın başını doluyorum, en son battığım yere batıp bir tane trabzanın tekini alıyorum. 3 tane ilmeğim var, doluyorum, bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Hepsini aynı anda kapatıyorum ve bir tane zincir atladığımı, Ardından girip örüyorum. İsterseniz ardını çevirerek yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde görerek yapabilirsiniz. Bakın kabartılı kabartılı çok hoş oldu. Son kez yapalım. Batıyorum. Aynı yere bakınız. Lütfen buna dikkat edelim. Atlamayalım. Aynı yere batıyorum. En son battığım yere. İki tane atlıyorum. Önce tığımın başında doluyorum. Bir atlıyorum. İki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Beş tane ilmeğimi görüyorum kapatıyorum bir zincir doluyorum bir trabzan ve altındaki ikinci trabzanı da atladığımı örüyorum ve bu şekilde başlangıç noktama kadar ilerliyorum bir iki atladım üçüncüye battım hepsini tek seferde kapadım bir zincir çok çok da zevkli çok da güzel bir çalışma devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir defa batıyorum, Bir atladım. iki atladım. Üçüncüyü battım. Beş ilmeğimi kapadım. Arkadan ara ilmeklerimi ara trabzanlarımı ikili olarak ördüm. Ve başlangıç noktama kadar işlemlerimin tekrarıyla ilerliyorum. Başlangıçtan sona kadar örerek geldim. Hiçbir şekilde farklı bir işlem yapmadım ve bitiş noktasındayım. Şimdi bakın arkadaki iki tane trabzanımı ördüm. İlk üst sıraya geçiş için hazırım. Tığımın başını doluyorum. Yine aynı dibine batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki başlangıç yerimize gelip batıyorum. 5 tane ilmeğimi gördüm. Hepsini aynı anda kapatıyorum. Ve bir tane zincir arkasına geçiyorum iki tane trabzanımı örüyorum birinci trabzanımı ördüm ikinci trabzanımı da örüyorum burada benim bir tane zincirim kalmıştı aynısına ikisini de ördüm sizler de bu şekilde yapabilirsiniz iki kaldıysa birleşme noktasına iki tane eğer bir kaldıysa tabii farklı sayılarda başlayacağınız için bu tür şeylerle karşılaşabilirsiniz alternatifimizi kullanalım iki trabzanımı ördükten sonra üst sıraya geçiyorum. Bakınız üst sıraya şu şekilde geçiyorum. Tam ortadaki merkezine kapadığımız yere gelerek batıyorum. Geçiyorum. Geçtim. Bakın sıramız tamamlandı. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çektim ve hemen örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. 1, aynı yere battım. Şurada iki tane arada trabzanımız vardı. Biraz önce ördüğümüz trabzanlarımız. Bakınız arkadan da daha rahat görülmek. Bu ikisini atlıyorum. Direkt tığımın başını doluyorum. Diğer yıldızın tam ortasına gelerek batıyorum. 5 tane ilmeğim oldu. Kapatıyorum. Bir zincir. Ve aşağıda bulunan iki tane trabzanımı sırası ile örüyorum. Bakınız sırasıyla önce ilkini örüyorum. 1 ve sonra yanındakini örüyorum arkadan ördüm tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere bakınız yıldızımın tam ortasına batıyorum tığımın başını doluyorum diğer yıldızıma batıyorum 5 ilmeğimi kapatıyorum ve aradaki kalan iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 Tekrar aynı yere batıyorum yıldızımın ucuna başını doladım. Diğer yıldızıma batıyorum. Burada bu yıldızları kapadıktan sonra arkadaki iki trabzanımızı örmeyi unutmayalım lütfen. Bir ve iki. Tekrar yıldızıma batıyorum. Başını doladım. Bir diğer yıldıza geçiyorum. Hepsini aynı anda kapatıyorum. Bir tane zincir ve bu şekilde ilerliyorum. İkinci sıramızı da bu uçtan başlamıştım. Kenarlarımızı dolaşarak geldim. Kesinlikle şurada artışımı falan yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Bakınız alttaki yıldızlarımın üzerine birer birer ördüm. Şimdi bir üst sıraya yeniden geçeceğiz. Başını dolayıp yıldızıma battım. Ve başlangıçtaki yıldızıma bulunduğu noktadayım. Tığımı doluyorum. Batıyorum dibine. Bir tane ilmeğimi alıyorum. 5 tane ilmeğimi yine gördükten sonra hepsini aynı anda kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Alttaki iki trabzanımı örüyorum ikili olarak yine 1 ve 2. Batıyorum. Başlangıca bakınız. Direkt geliyorum. Tepeye batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum ve iki sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum yıldızımızda alttaki sık iğne sıralarımızdan sonra ve yarım trabzanımızdan sonra üstte modelimizi kurduk bu şekilde ikinci kez geçişimizi yaptık üçüncü sıraya da birlikte başlayalım sonrasında aynı işlemlerimizin tekrarıyla çantamızı istediğimiz boyut olana kadar örelim 1 2 3 doluyorum dibine batıyorum 1 bir sonraki yıldıza doluyorum başını doladım tam orta merkeze batıyorum merkeze tam merkeze batalım ki bu hiçbir bozukluk olmasın tam merkeze girdim 5 ilmeğimi gördüm kapadım alttaki iki tane trabzanın önce ilkini sonra ikincisini örüyorum tekrar aynı yıldıza batıyorum bir sonraki yıldız hep yıldızların tepesine batıyoruz. Sonra arkadan iki tane trabzanım örüyorum ve bu şekilde ilerliyorum.